Hizbut Tahrir adında bir cihadist terör örgütü var. Bunlar İstanbul'da ve Ankara'da hilafet konferansları yapmak istediler. Aynısını 2014 yılında da istemişlerdi. Ve ben 2014 yılında da o konferansı iptal ettirmiştim. Gene iptal ettirdim. Laiklik için, cumhuriyet için bu karanlık kafalara prim vermeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi beni web sayfalarından duyurmuşlar, hedef göstermişler, ölümle tehdit ediyorlar. Vaz gelir, tırıs gider diyorum. Kitabın adı Aile Saadeti. Basım yılı birkaç ay öncesi 2016. Burada şöyle bir başlık var. Usulünce cezalandırma diye bir başlığın altında bakın kadına neler yapılabilirmiş. Yüze, göze, kafaya, karın boşluğuna edep yerine vurulmayacak. Bak 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 bak. Hiçbir organ zedelenmeyecek. Saç baş yolunmayacak. Kadına lanet okunup küfürlü sözler söylenmeyecek. Sopa, demir gibi tehlikeli bir adet kullanılmayacak. Dövme halkın içinde değil, gizli ve kendi evinde olacak. Bakar mısınız? Dövmenin nasıl yapılacağını da anlatıyor. Kadın dövüldüğünü kimseye söylemeyecek. Evet, her birine yuh çekelim ben bunları söyleyince. Yuh! Bunların hangi birini okuyayım? Yani dövmeye fayda vereceği bilindiği zaman başvurulacak. Kendine tatmin, hırs için kadın dövülmeyecek. Ay ne kadar, bakın ne kadar şey davranmış, sağ olsun. O bölümde yurttan önce çüş diyelim mi? O kadar çok cümle var ki ben size bunların hangi birini okuyayım arkadaşlar. Ama şurası bir gerçek. Şurası bir gerçek. Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin bastırmış olduğu bu kitap ne bir ilk ne de bir son. Üstelik de Gaziantep'i biliyorsunuz bir kadın belediye başkanı yönetiyor. Ama bu tek değil. Kütahya Belediyesi'nin bastırdığı bu tip bir kitap var. Denizli Belediyesi'nin bastırdığı bu kitap var. Çünkü bunların her biri AKP zihniyetini yansıtıyor. Kadına düşman olan, doğaya düşman olan, güzel olan ne varsa her şeyi yok etmek isteyen AKP zihniyetini yansıtıyor. İşte o yüzden 16 Nisan'da bunlara hayır diyeceğiz arkadaşlar. Hayır! 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 Süper. Arkadaşlar biz bugüne kadar kadınlar olarak neye hayır dediysek kazandık. Kürtaj yasasını geçirmeye kalktılar. Ne dedik? Benim bedenim, benim kararım, yapamazsın dedik. Demedik mi? Hep birlikte sokaklara çıkıp da bunu savunmadık mı? Ne yaptılar? Geri çektiler. Hayır dedik, kazandık. Sonra tecavüzcüler için onları aklama yasası çıkarmak istediler. Az önce başkanım da söyledi. Hep birlikte geldiniz. Mecliste eylemler yapıldı. Sokaklara taştık. Hayır dedik, kazandık. Cerattepe'de en önde kadınlar vardı. Hayır dedik, kazandık. Gezi'de, Gezi direnişinde en önde kadınlar vardı. Benim özgürlüğüme karışamazsın dedik. Hayır dedik, kazandık. Ve en son, biliyorsunuz, kadın katillerine, tacizcilerine, tecavüzcülerine, cinsel istismarcılarına sırf mahkeme esnasında efendi durdu diye, takım elbise giydi diye iyi hal indirimi, saygın tutum indirimi uygulanıyordu. Buna da hayır dedik.
şimdi çıkan mahkeme kararlarında bu saygın tutum indirimlerinin eskisi kadar çok sık verilmediğini gördük. O zaman madem kadınlar hayır diyor ve kazanıyor, ben bugün bu salonda bir kez daha görüyorum ki 16 Nisan'da hayır diyeceğiz, kazanacağız arkadaşlar. Zafer bizim olacak, kazanacağız, kazanacağız. Bunu yaparken 16 Nisan'a doğru her türlü baskıyla, her türlü tehditle karşılaşacağız. Onlara ne diyeceğiz? Senden korkan senin gibi olsun diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, başkalarının zamandan çalmak istemediğim için burada virgül koyacağım. Ama buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. 80 milyon